Selamun aleyküm. 4 Mayıs'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 4 Mayıs 672. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'un fethiyle ilgili müjdesine nail olabilmek için İslam ordusuyla İstanbul'un önlerine kadar gelen Ebu Eyyub el-Ensari, 80'i aşkın yaşına rağmen son anına kadar savaşarak şehit oldu. 1421. Padişah Çelebi Mehmet öldü. Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a yenilmesinden sonra parçalanma tehlikesi baş gösteren Osmanlı Devleti'ni toparlayan 1. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in dedesiydi. 1904. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan, aynı zamanda Güney ve Kuzey Amerika'yı ayıran ve dünyanın en uzun yapay kanalı olan Panama Kanalı'nın inşasına başlandı. 1912. İtalya, Rodos Adası'nı işgal etti. 1920. Milli Eğitim Bakanlığı kuruldu. 1931. Türkiye'de başka bir ihtimalin bulunmadığı, muhalefetin olmadığı, farklı siyasi görüş ve düşünceye yer verilmediği, kurulan siyasi partilerin kapatıldığı, tek parti dönemi Türkiye'sindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Kemal, 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi. 1943. Başbakanlık 2. Dünya Savaşı sırasında şeker satışlarını durdurdu. Bir yıl sonra da İstanbul'da nüfus başına 2 kilo un verilmesine karar verildi. 1949. Çıkartıldığı günden beri hukuksuz kararlarıyla halkı bezdiren İstiklal Mahkemelerine ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı. 1997. Irak'tan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 25 kişiyi taşıyan iki tekne Ege Denizi'nde battı. 17 kişi boğuldu, 7 kişi kayboldu. 2002. Nijerya'da bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. 148 kişi hayatını kaybetti. 2009. Mardin'in Bilge Köyü'nde yapılan bir düğün sırasında düğündekilere kan davası yüzünden ateş açıldı. Saldırıda aynı aileden 3'ü hamile kadın, 6'sı çocuk, toplamda 44 kişi hayatını kaybetti. 2013. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada her yıl 270 binden fazla yayanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini bildirdi. Örgüt, yolların daha fazla aydınlatılması ve kaldırımların artırılması konusunda yasal önlemler alınmasını istedi. 2014. Terör çetesi, işgalci Siyonistlerin zindanlarındaki Filistinli esirlerin sayısının 207'si çocuk, 5100'e ulaştığı bildirildi. Mahkemeye çıkma süresinin ise 6 aya kadar çıktığı ifade edildi. 2018. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylara karıştıkları gerekçesiyle 31 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 2019. Fani kasırgası Hindistan'da etkili oldu. Kasırga bölgesinde 1 milyon kişi tahliye edildi. Kasırga nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti.